6 yıllık bir yuva. Bu yuvada dünyaya gelmiş 3 çocuk var. 4, 3 ve 2 yaşlarında. Ev içerisindeki hem çocuklar çok küçük. Çocukların bakımı, diğer tarafta da evin bir düzeni olması gerekiyor. Mehmet Altun da diyor ki, karıcığım senin hayatını kolaylaştırmak için sana bir yardımcı alalım. Bakın, o yardımcı normalde o eve gelip o evin düzenine, çocukların işte bakımıyla, annenin evdeki o kadının yükünü almak üzere gelecekken neden bir yuvanın yıkılmasına sebep oluyor? Şimdi kendisinden dinleyeceğiz, buyursunlar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun lütfen. Eve bir dadı almak istiyorsunuz. İş görüşmesi yapıyorsunuz. Fakat dadı daha eve girmeden yuvanızı yıkıyor. Evet. Gerçekten böyle mi? Gerçekten öyle. Benim de hatam var. Sizin de hatanız var. Evet. Peki. 6 yıllık bir evlilik, severek ve kaçarak evlenmişsiniz. Büyük bir aşk mı? Yani o zaman öyleydi, evet. Ne zaman öyleydi? O kaçtığımız zamanlar. Tartıştınız. Yani 20 Mart gününe kadar, 20 Mart 2024 tarihine kadar mutlu bir yuvanız vardı. Yani tabii arada böyle kavgalarımız, şeylerimiz falan oluyordu. Hı-hı. Ama genel olarak iyiydik yani. İyiydiniz. Olaylar nasıl başladı? Eşiniz 20 Mart günü neden evi terk etti? Olaylar şöyle başladı. Benim çocuklarım çok küçük olduğu için, kendisi de genç zaten. Kaç yaşında? 26 yaşında. Yani çok 22 yaşında başladı anne olmaya. Ondan sonra devir bu şekilde. Bir de çok arka arkaya olunca ağır da geldi biraz. Kendisi de zaten minyon tipli bir insan olduğu için. Hatta ben ilk çocuğum doğduğu zaman hastaneye, doktora gittiğimizde yani yaşını çok küçük görüp polis çağırdılar beni tutmak için. Yani reşit olmadığını düşünüyorlardı. Öyle bir şey de oldu. Yani küçük olduğu için hani eve ben geliyordum, gidiyordum, evde böyle bir takım eksiklikler görüyordum, bir şey görüyordum. Ne bakım, gibi eksiklikler? Yani temizlik konusunda olsun, şeylerde Hı-hı. olsun haliyle yetişemiyordu. Zaten kendisi uyku düzeni de bozulmuştu. Psikolojisi de bozulmuş durumdaydı Hı-hı. yani. Çünkü 4, 3, 2 yaşında 3 tane çocuk düşünün yani. Evet. Çok kolay bir şey değil bir çocuğa bakmak, ona gün boyunca emek vermek. Hele 3 tane yavru varsa annenin, kadının işi daha da zorlaşıyor. Evet. Siz baktınız ki ya çocuklar ya ev. Hanımefendi tabii ki hangi konuda fedakarlık yapıyor? Temizlik konusunda fedakarlık yapıyor. Tüm Aynen, enerjisini evet. çocuklara veriyor. Evet. Ve ona yardımcı tutmaya karar verdiniz. Evet. Yani bunu ortaklaşa aldığımız bir karardı. Bak dedim hani evin bakımları şeyleri olmuyor. Hani bu evin bakımı yapılmadığı zaman bunlar çocuklara hastalık olarak geri dönebilme ihtimali vardı. Hı hı. Oturduk beraber bir karar aldık. Evdeki bu hani temizlikle ilgili düzenlenen böyle bir çöp eve gitme durumundan mı bahsediyorsunuz? Hemen hemen evet. Ha. Yani sağlıksız koşullar vardı çocuklar için. Artık o konuma gelmiştik yani. Hı hı. Yani öyle olunca haliyle ben de rahatsız olmaya başlamıştım. Hı hı. Ondan sonra dedik ki hani bunu bir yanına bir yardımcı olarak tutalım. Hı hı. Gelsin gitsin evde bütün gün seninle ilgilensin. Hatta geceleri benim çocuklarım çok geç uyudukları için gündüz annenin uyuması lazım. Zaten olay da buradan şey oluyor. Hı hı. Ölü gibi geziyordu evde açıkçası. Ondan sonra acaba dedik ki hani en azından sen çocuklara gündüz bakarken sen de gündüz uyursun. Kendini de dinlendirmiş olursun. Hem de evin işleri de o arada yapılmış olur. Ya da sen çocuklara bakarken, ilgilenirken evin bütün temizliği, evet, temizliği, yemeği vesairesi yapılır diye düşündük. Ondan sonra eşim Facebook'a ilan verdi. Ne yazıyor ilanda? İşte çocuklarımızın durumundan bahsedin. İşte ne yapması gerektiği konusunda şey yapalım, açılımını yapacak bir şekilde komple okumayayım, uzun bir evet. ilan. Ondan sonra çocuklara bakacak, evin düzeninde bana yardımcı olabilecek. Evet. Birini arıyoruz, bir yardımcı kadın arıyoruz. Evet. Ondan sonra bir ilan verdik. İlana tabii çeşitli insanlar başvurdu. Ama Hı-hı. kimisi benim evime getirin diyordu. Kimisi ben sizin evinize gelemem diyordu. İşte yok şu saatte gelirim, bu saatte gelirim derken bir tanesi başvurdu. Hı-hı. Bütün kriterlerimize uygun bir şekilde başvurdu. Hı-hı. Mesaj attı bize, bana mesaj attı. Ondan sonra biz bununla görüştük. Daha sonra işte ben bununla... Yüz yüze mi görüşme yaptınız, online mı? Ondan yüz yüze de görüştük ama ondan öncesi şey var. Ben telefonda görüştünüz, sonra yüz yüze olur o hani bakalım kanımız ısınacak mı, uygun olacak mıyız evet, birbirimize evet, diye. Evet. Ondan sonra ben eşimin durumundan bahsettim, çocuklarımın durumundan bahsettim, işte eşimle aramızdaki olan yani bütün her şeyden bahsettim. Peki bu arada o görüşmeye eşiniz de geldi mi?
görüşmeye canlı gittiğim zaman mı? Yüz yüze görüşmeye. Yok gelmedi. O da şöyle. Niye çağırmadınız yüz yüze görüşmeye? Niye çağırmadım? Ben daha önce birkaç tane bakıcıya başvurmak için görüşmeye giderken çocuklarım, yani eşimi aldığım için 3 tane çocuğu da yanıma almam gerekiyor haliyle. Gittiğim yerde de çocuklar hiçbir şekilde durduramadığımız için yani 2-3 tane bakıcı daha orada çocukları görünce zaten vazgeçiyorlar. Vazgeçtiler, evet. Peki burada eşinizin bir kıskançlık durumu söz konusu olabilir mi? Nereden bahsediyoruz? Ya bu dadıyla yüz yüze görüşmedi, eşinizi götürmediniz tabii, ya. Tabii tabii, zaten olay oradan kaptı. Zaten ben durumun buraya geleceğini bildiğim için hiç eşime bile söylemedim. Gittim bir görüştüm, beraber bir kahve içtik, durumlarını gördüm. Hani nasıl kadın bir yapıya sahip? Meryem. Meryem Hanım. Ben Meryem diye biliyorum. Kimlik olarak görmedim. Ondan sonra acaba daha sonra eşime telefon açtım. Ben her şeyi anlattım. Maaşlı konuştuk, her şeyi anlaştık. Hatta eşi şey pardon, bu Meryem dediğimiz bakıcı arkadaş eşyalarını toplayacaktı, bize gelecekti kalmaya. Ondan sonra ben eşime söyledim, dedim böyle böyle bir insan var ama ben o an oradayım ama orada olduğumu söylemiyorum hiçbir şekilde eşime. Neyse. Dedim bak böyle böyle bir insan var. Hani ben gördüm. Yani içime sindi, şartlarımız da uygun. Bizim şartlarımızda evet. Yaşamayı, çocuklara da bakmayı, işte evde yardımcı olmayı da kabul ediyor. Hepsini kabul etti, evet. Yani zaten şeyden gözüktüğü gibi de yani şey değildi yani. Konuşması falan çok düzgündü. Ondan sonra eşim dedi ki hani bana birkaç tane fotoğrafını at. Ben bir göreyim, bir de ismini falan söyle bana. Ben bir bakayım, ona göre sana dönüş yapayım. Ondan önce de ben zaten bu bayanla 2-3 günlük bir konuşmadan bahsediyorum ben. Mesajlaşmadan falan bahsediyorum. O arada zaten eşim bunların hepsini biliyor, görüyor, şey yapıyor. Neyse sonra ben fotoğrafını falan attım eşime. Eşim baktı, hani eşim sima olarak pek beğenmedi. Dedi ki içime yatmadı bu kadın benim. Yani sinmedi içime. Sinmedi, evet. Halbuki çok da hani hoş. Yani birebir tanışsan evet öyle bir insan. Yani fotoğrafını hani, Meryem'e siz mi çektiniz? Yoksa Meryem size bir takım fotoğraflar attı, onları mı gönderdiniz? Yok, o bana birkaç tane fotoğrafını attı. Ben de o attığı fotoğrafları aynı şekilde karşıya ilettim. Evet, o şekilde oldu. Yani onu beğenmemesinin sebebi size göre karınızı en iyi şekilde siz tanıyorsunuz. Benim içime sinmedi cümlesinin alt açılımı nedir? Alt metni. Alt metni nedir? Evet. Nasıldır? Şöyle söyleyeyim. Dövmeli bir bayan. Bu tamam. Fotoğrafta gözükmüyor ama bazı fotoğraflarda dövmeleri falan gözüküyordu. Belki de o yüzden içine sinmemiş olabilir. Zaten sadece dövmeler mi kıskançlık durumu söz konusu mu? Bence belki güzel genç bir bayan olduğu için belki de o yüzden de istememiş olabilir. Asıl aslında gerçek neden? Fazla güzel. Fazla da güzel değil ama evet. Ben sizin yorumunuzu sormuyorum. Bir kadın için hoş değil mi? Yani hoş bir kadın. Hani ha? Tabii ki filtre yoksa hoş bir kadın. Evet. Yani güzel bir görüntü. Ha, acaba insan aklı bin tane. Eşiniz kıskanç mıdır? Aşırı. Yani kıskançlığın üst modeli neyse o yani. Sen bunu niye baştan söylemiyorsun? Kıskançlığın üst modeli nasıl oluyor? Nasıl? Mesela şöyle söyleyeyim. Benim mesela telefondaki bilgilerim falan hepsi onun telefonunda açıktır. Ben gün içinde bütün iş konuşmalarım, şeylerim, ses kayıtlarım hepsi onda vardır. Kafeleriniz var bayağı onda. Hepsi. Yani ben nerede ne adım atmışım, neye gitmişim ya da nerede ben kimle ne konuşmuşum hepsini bilir. Takip. Evet. Peki ben bu kadını istemiyorum dedi. Evet. Siz Meryem'i elediniz mi hemen? Evet. Yeni bir kişi arayışına başladınız mı? Evet. Yani oradan o muhabbeti ben lafınızı kesiyorum kusura bakmayın. Mesela eşim bana dedi ki ben bu kadın benim içime sinmedi. Başkasına bakalım. Tamam ben de aynı sinmemesinin şekilde. Sinmemesinin sebebi o aşırı kıskançlık mı? Evet. Üst düzey kıskançlık mı? Bunu kabul ediyor musunuz yani? Bence öyle, evet. Ben öyle düşünüyorum. Peki. Babanın senin olanı senden almasına izin ver. Sizi karşıya alayım. Çünkü Mehmet Bey'in Sürütüyor içerisinde niye karşıya aldım? Çünkü bugün Sürütüyor'da Mehmet Bey'in karşısında bakın kim var? Evet. Dün hatırlatmalarına girdiğimizde bu dadı Meryem, benden bahsediyorsunuz. Ben gelip söz hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Tamam. Meryem Hanım Sürütüyor Musta. Tamam. Buyursunlar. Merhaba. Merhaba Aysa Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nerelisiniz? Edirne'liyim, Edirne doğumluyum. Bugün de var. Bugün Bursa'dan konuklarımız var. Hoş geldiniz. Kaç Hoş yaşında buldum. Meryem? 30 yaşına girdim. 30 yaşına girdin. Evet. Evli, bekar? Bekarım. Bekarsın. Çocuğun var mı? Yok, hiç evlenmedim. Hiç evlilik hiç yapmadım. Hiç evlilik yapmadı. Evet. Mehmet Bey'le tanışma hikayenizi bir de sizden dinleyebilir miyim? Mehmet Bey'le içeriden... Ya da şunu sormak istiyorum. Mehmet Bey'in 6 yıllık yuvasının bitmesinin sebebi?
Siz misiniz? Kesinlikle ben değilim. Kesinlikle bu konuya katılmıyorum. Beyefendi madem böyle bir şeyde bulunmuş, ben de çıkayım söz hakkımı kullanayım dedim. Anlattığı gibi bazısı doğru, bazısında yalanlamalar var. Mehmet Bey'le bir ilişkiniz oldu mu? Hiç olmadı. Arada bir ilişki yaşandı mı? Hiç kesinlikle olmadı. Ama kendisi ara ara bana hep mesajlar attı. İşte nasılsınız? Sizinle görüşmek istiyorum. Oturup bir kahve içebilir miyiz? Sohbet edebilir miyiz? Benim evime geldi. Hani eşyanızı toplayayım, ben sizi eve götüreceğim diye. Ben o arada ona bir kahve ikram ettim. O kahvesini içerken ben eşyalarımı toplamaya başladım. Tam eşyalarımı topladım. Mehmet Bey ben hazırım, gidebiliriz dediğimde eşim sizi kabul etmiyor dedi. Bana söyledi. O anda da zaten eşiyle sürekli konuşuyordu telefon halinde. Ama yaptığı tek yanlış şey eşine benim yanımda olduğunu söylemiyor. Ve eşine sürekli diyordu ki kadının bu akşam bize gelmesi lazım. Kadın bu işte yeri yok. Kalacak yeri yok. Halbuki sizin bir eviniz var. Tabii evimdeydim aslında ben. Kaç para maaşı anlaştınız? Vallahi kendisi eşi 20 bin mi 25 bin mi ne demişti. Ben size 5 bin lira fazla vereceğim dedi. Ekstradan. Hani, tabii. Ama bunu karın bilmesin dedi. Bilmesin dedi yani. Ben her şeyi açık konuşuyorum burada. Bilmesin dedi. Ben size çok şey yaptım dedi. Oturaklı bir hanımefendisiniz dedi. Benim de o aralar sigortalı işe ihtiyacım vardı. Ben o yüzden evet doğru ben masözüm, masözlük yapıyorum. 7 yıldır otellerde, masaj salonlarında çalıştım. Ama biraz bıkkınlık geldi. Çünkü sıkıntılı yerler. Problem yaşıyorsun herkesle, gelen kişilerle. Kimin geleceği belli olmuyor abla. Daha önce hiç çocuk bakmadınız o zaman. Baktım. Çok küçük ya çocuklar. İki sefer. 2, 3 ve 4 yaşında çok profesyonel olmak lazım. Evet baktım, çok çocuk baktım. Hastanede de bakıcılık yaptım. Uygun gördüm, tanıştık ama o farklı yönlere girmeye çalıştı. Tabii ben bunu fark etmiyordum. Sonradan fark ettim, farkına vardım. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani şimdi Mehmet Bey'in size yaklaşımını öğrenmek istiyorum ama bir gün Rabia Hanım aslında sizi dadı olarak işe almak, yani yardımcı olarak işe almak istiyorlar. Sonra Rabia Hanım aslında bir kadın olarak içgüdüyle, haklı da çok hoş bir hanımefendi, içgüdüyle diyor ki hayır ben bu kadının bizim evde çalışmasını istemiyorum. Sonra seninle ilgili geçmiş çalışma hayatından bahsediyor. Mehmet de diyor ki evet diyor, bizim hayatımıza, yaşam tarzımıza asla uygun biri değil. Bizimle çalışamaz diyor ama arkadan size mesaj atıyor. Evet. Karısı sizi aradığında benim kocamdan uzak duracaksın, benim kocama yaklaşmayacaksın diye size eminim hakaret dolu sözler söyledi. Çok şeyler söylediler. İşte babasının telefonundan bana yazıyorlar, sizi buluruz. Şöyle ya beni sen bulsan ne olacak, bulmasan ne olacak? Beni bulmak isteyen zaten bulur, benim karşıma çıkar. Geldim ben buradayım, sen de gel buyur karşıma dikil. Sen ayrıca hangi hakla hizmet 3 çocuğunu bırakıp da işini terk edip de gidiyorsun? O sizi ilgilendiriyor. Eşi terk ettikten sonra bu adam tekrar bana mesaj yazıyor. İşte çocuklar ortada kaldı, yaptığını telefon mesajları duruyor. Hepsinin ekran görüntüleri yukarıda. Doğru mu Mehmet Bey? Evet. İşte şimdi memnun musun? Benim yuvam yıkıldı. Ben diyorum ben niye senin yuvanı yıkacakmışım? Evet. Niye böyle bir şey yaptım? Ondan sonra da onları bir kenara bırakıp ya senden bir şey isteyebilir miyim? Bana bir bakıcı ayarla. Ben tanımıyorum kimseyi dedim. Nereden sana dedim? Sen gelip çocuklara bakamaz mısın? Teklif ettin mi? Ya karın şöyle, Meryem yüzünden evi terk ediyor ve sen gelip çocuklara bakar mısın diye teklif ettim mi etmedin mi? Şöyle ben onu açıklayayım size. Çünkü kaynanamla da o zaman konuşuyorduk ya sizinle beraber. Kaynanamla bizi canlı yayında karşılaştırdı, gösterdi bize. Alın yüzleşim var mı böyle bir şey diye. Meryem diyor ki ben böyle işte seninle beraber olduğumu falan söylemedim. Öbür taraftan dönüyor ki böyle söylendi diyor. Ondan sonra ben de dedim ki madem dedim öyle bir şey var, sen kendini şey yapıyorsun, nasıl söyleyeyim, böyle bir şey olmadığını söylüyorsun. Ben dışarı çıkamıyorum çünkü 3 tane çocukla ben 5-6 gün evde yalnız kalmışım. Bir şekilde benim dışarı çıkıp karımı getirmem lazım. Yani şöyle denize düşen yılana sayılır misali. Dedim ki ya dedim hani bakıcı arkadaşım yoksa gel idare et, ben de gideyim. Eşimi getireyim değil mi? Öyle dedim yani. Tamam da Mehmet Bey bakın siz şimdi eşiniz benim yüzümden evi terk ediyor ama siz beni eve çocuklarınızı bakmak için. Sizde çok elit bir hareket mi bu? Ama bunu yapmanız... Ben sizin evinize gelseydim ne olacaktı? Sen eksik... Bunlar zaten beraberlerdi. Ya şimdi tamam kadın geldi tahtıma kuruldu bahtımı sürsün deyip eşin geriye mi dönecekti sana? Hayır öyle değil tabii ki de. Sen ilk günde eşimle beraber seninle görüşmeye geleceğiz dedin. Senin görüşmek oldu. Antepolon'la gitmedik bağlansınlar de neyse. Bağlansınlar buradan. Tamam bağlansınlar. Baklavacıya mı gittiniz? Evet 2 saat oturduk oradan da ne beni aldı. Ne zaman evden benim fabrikada işim var dedi. Sizi bu eşi bırakmadan önce dedi iş yerini bile götürüp bana iş yerini bile gezdirdi. Sen bana işi niye gezdiriyorsun? Eşi evi terk ettikten sonra. Yok terk etmeden önce. Terk ilk tanışmamızda. Önce. Hayır eşi hayır dedikten önce mi sonra mı? Eşi hayır demeden önce. Ha. Daha tanımıyordu, bilmiyordu beni. Peki siz eşine, sizi o kızgınlıkla aradığında, seni Allah işte bildiği gibi yapsın, benim yuvamı yıktığında kocamdan uzak dur diyen Meryem'e, pardon hanımefendiye, karısına, sen sinirle benim
Senin kocanla ilişkin var kardeşim. Kesinlikle dedim, öyle mi, bir şey söylemedim. Öyle bir şey varsa buraya karşıma gelsin. Ben söylediğimin arkasındayım. Sadece dedim ki senin o eşin var ya dedim, senin o eşin. Bunu söyledim. Ondan ne anladığını ben bilmiyorum. Ama kesinlikle senin eşinle ilişkin var demedim. Bu adam benim yanımda dolaşabilecek, oturabilecek bir kapasitede bir adam değil. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 25. Ey maşallah. 3 çocuk var. Evet. 4, 3, 2. Aynen. Eşin geldiğinde dedi ki hastanede doktorlar reşit olmadığını düşündü. Evet. Polis bununla ilgili bir işlem neredeyse yapacaktı dedi. Evet. Şimdi 20 Mart günü bir tartışmayla sen evi terk ediyorsun. Çünkü eşinin eve çocuklara bakmak üzere alacağı odadı Meryem'le yazışmalarını görüyorsun. Ama evet, bu iş görüşmesinden sonra yapılmış olan samimi bir ilişkiyi başlatacak cümlelerdi ifadesini kurdun. Evet. Ve çocukları bırakıp kaçıyorsun. Buyurun. Günler sonra ilk kez mi görüyorsunuz karınızı? Evet. Ben mi başlayayım? Tabii. Ya ben başlarsam Meryem Hanım gelecek mi stüdyoya? Birazdan gelecek. Ben o zaman ondan sonra başlayayım. Ben şöyle yapayım. Eşinizin size ilk ihanet edişi mi? İlk defa olmuş olsa ben asla 3 çocuğumu bırakıp da kesinlikle çıkmam. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Sundum da zaten size gerekli evraklarımı falan. Bu sonuncusu, yani son damlayı damlatan, bardağı son, yani bardağı taşıran son damlayı diyebilirim. Defalarca bu tarzdaki işte aldatma eyleminde bulunup, evet, birileriyle buluştu ve yakaladınız mı? Bir keresinde konuşuyor, tanışıyor. Kadın buna konum atıyor. Konumu falan da göreceksiniz zaten az sonra. Konuma kadar gidiyor ben çünkü hani haritadan da geçmişini de görebiliyorum. Baktığım zaman o konuma gitmiş gördüm. Şimdi o Meryem Hanım'a mesaj atıyor. Ne haber, nasılsın diye aslında sohbeti başlatmak için. Sen ve çocuklar evde yoksunuz. Siz babandasınız. Evet, o sıra babam geldi. Meryem'den mesaj beklerken bir anda senden mesaj geliyor. Sen Allah belanı versin işte, ne halin varsa gör. Evet. Bak sen yine beni aldatıyorsun diyor. Çünkü diyor benim WhatsApp ve tüm işte konum bilgilerim eşimin telefonunda kayıtlı. Evet. Eşinizden hep şüphe duyduğunuz için sık sık takip ediyor muydunuz? Ya şöyle söyleyeyim, ben zaten eşime hiçbir zaman güvenmedim, güvenmiyorum da. Bunu zaten kendisi de biliyordu. WhatsApp'ı bende açıktı. O gün de babam bile giderken tableti yanıma götürdüm. Hani güvenmiyorum ya. Tablete gittim çocuk, saat 7-8 civarlarında engel kalkıyor. Meryem Hanım'a mesaj atılıyor. Ne haber, nasılsın, telefonun neden kapalı? Bundan yarım saat, bir saat sonra ben bekledim. Meryem Hanım'dan mesaj gelmedi. Şimdi bayanı suçlayamam hiçbir şekilde. Ben Mehmet'i arıyorum. Diyorum ki hani sen diyorum bu kadına neden yazdın diyorum. Sen diyor şeytansın diyor. Tabletten diyor sen kaldırdın, sen yazdın dedi bana. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben babam bir de çocuklarla uğraşıyorum. Beyefendi beni suçluyor. Diyor ki sen yaptın diyor. Ben mi yaptım, sen mi yaptın? Bunu ben zaten cuma günü yayında da söyledim zaten. Cevaplayın sen lütfen. Yaptın yok, o diye gün cuma günü yayında söyledim ya zaten ben size o de orada otururken. O mesajı atan sizsiniz. Tamam, ben zaten onu söyledim ya ama eşimin o an sinirli olduğu için hani ben gelmemesi için elimden geleni yaptım derken zaten ben bunlardan bahsediyordum. Hı hı. Cevapladım. Bir de ben şeyi sormak istiyorum Esra Hanım. Hani ben tam arkana yaslanabilirsin Rabia. Birden fazla kez aldatmışım ya, konum, hı, falan söylüyor. Bilmiyorum neyden bahsettiğini ama. Hı hı. Zaten ben bir tanesini kabul ettim. Diğerlerinin hangisi zaten sunmuş. Bana bir gösterirseniz sevinirim. Görmek zaten ister misin? Hiçbir şeyini kabul etmiyor. Gösteriyorum. Tabii ki. Tabii görmek isterim. Ben o gün telefonda da o cümleleri kurmuştu. Ya defalarca beni aldattı diye. Şuradan başlayalım. Dur bakayım, o kadar çok ki. Ha, tamam, bundan bahsediyorum ben işte. O bir, evet, tane bu, evet. Bu zalimin bilmem nesi diye. Evet, ha, tamam. Hanımefendiyle fotoğraflar. Tamam. Yazışmalar. Tamam, doğru. Sevgililer günde hediye almalar. Bana yok, almadı hediye bu sırada. Öyle bir şey yok. Hayır, hediye aldı bayana. Yazışmadan cilveleş. Şey bunu kabul ediyorsunuz. Evet, bunu kabul ediyorum. Bu da o hanımefendiyle. Evet. Yazışmalar, şarkı göndermeler. Bir de bu erkeklerin bu yazışmalarda bir sevgi şu dolu Sibel ifadeleri var. Dersin ki Romeo. Sibel. Bu da bir uygulama üzerinden. Bir uygulama, tabii, üzerinden bir kadınla yazışıyorsunuz. Evet. Yok yani evet derken gösterin diye söylüyorum yani. Öyle bir şey yok. Bu benim değil. Bu zaten aynı kişi.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani evet. 10 kere aldatmanla bir kere aldatman arasında fark olduğunu falan mı düşünüyorsun? Evet, çünkü ben size bunları... Şöyle bir sisteme üye oluyorsunuz. Paranızı yatırıyorsunuz. Tamam. Dekonta paranı da yatırıyorsun. Yok, para atmadım, öyle bir şey yok. Bak, vallahi bayağı. Hayır, hangisinde benim adım yazıyor? Giden hesap. Hangisinde benim adım yazıyor? Bu falan söylemeyeyim, M.Ö. isimli biri. Telefon numaranı. Ama bilmiyorum, arkadaşının belki. Hayır, öyle bir şey yok. Ben kimseye para atmadım. Bu senin telefon numaran üzerinden. Hani göster. Beyefendi, sizin telefonun numaranız hayır, üzerinden. Hayır, tamam, bakın. Şu bir geri gelir misiniz? 1708 mi numaranız? Evet, benim numaram. Tamam. Tamam, şu bir geri gelir misin abla? Evet. Esra'nın. Şimdi şunlar zaten bak benim tarafımda. Sana dekont atıyor. O bana atıyor, evet. Tamam, bu arada sen niye bir evliyken, 3 tane de çocuğun varken... Bilmem ne sitesine üye olup bir de parayla bir kadınla beraber olmak istiyorsun. Öyle bir şey yok. Ben de tamam dedim yani, gel kahve ekme dedim. Şey, uzun sürer dedi benim toplanmam. Ben de orada Reşim'le konuşurum ya. Hayır demek bir irade meselesi ya. Efendim? Orada sorun var. İradenin zaten büyüğünü ben orada hani tamam evine gittim ama kendisi de söylüyor. Bak eşim de inkar etmiyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Eşim de zaten yok dedikten sonra ben oradan da olduğum gibi kalktım geldim. Bunda da bir problem yok. Görüştün, eşin istemedi. Sonra Meryem'le iletişimi niye kesmedin? Niye Meryem'i kaşımaya, onunla iletişim kurmaya, ona mesaj atmaya devam ediyorsun? O gün ben birkaç tane bundan şey... Bundan dolayı karın çocukları sana bırakıp, evet, değil mi? Evet. Bir mağduriyet yaşıyorsun. Gittikten sonra hala Meryem'e niye gel diyorsun? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Mevzu öyle değil işte. Onu da anlatayım size. Bizim eşim bana bunları söyledikten sonra ben zaten engellemiştim. Engellemedik mi? Ondan sonra... Bu hanımefendi bana normal hani mesela sadece bir tane mesaj gösteriyor ya, benim mesajı varmış, çok ihtiyacım var falan diye mesaj atmış. Evet. Evet. Bana mesaj atıyordu, ben WhatsApp'tan engeli kaldırıyordum. Bana çıplak videolarını atıyordu. O sırada ben neredeyim bu arada? Sana videolar, resimler geliyor. Bunu neden benimle paylaşmıyorsun? Ben senin hani eşinim ya. Diyebilirdi ki Esra Hanım, bak biz bakıcı baktık ama bu kadın bana bu videolar, resimleri atıyor dese ben bayanla da konuşurdum. Neden böyle yapıyorsun? Bu arada sizi taciz ediyor da olabilir. Ben neredeyim? Ben evdeyim değil mi? Öyle oluyordu zaten. Taciz ediyor da olabilir. Bir tek bak. Bana söyleyebilir eşi. Teknolojinin en güzel tarafı, iletişime devam ediyorsan, bana neden ediyorsan, söylemedi? İstemiyorsan engeli, evet, basıyorsun. Evet. Yabancı numaralardan geldi, engeli basıyorsun. Baktın ki ileri gitti, karakola gidiyorsun. Diyorsun ki ben bu kişiyle dadı olarak görüştüm, benim aile huzurumu, yuvamın huzurunu bozuyor. Ben bu kişiye uzaklaştırma almak istiyorum. Bu kanunlar hepimiz ya için. Ya benim haberim olsun. Bunu niye yapmıyorsunuz siz? Bir umut. Sizin kafanızda sürekli Meryem'le ilgili niye bir ampul yanıyor? O umut değil de Esra Hanım. Onun içinde başka şeyler var. Hanımefendinin birazdan çıkacak zaten. Ben evden gider gitmez neden engeli kaldırıp yazıyorsun? Bunun bana tek bir cevabı var. Engeli kaldırıp yazma Meryem'le değil bak. Beni dinlemiyorsun. WhatsApp'tan. Bir ilişki yaşamayı hayal ettin, umut ettin ve onun peşinden koştun. Bakın bak. Değdi mi? Bak Esra Hanım, ben size söyleyeyim. Değmedi tabii ki de. Benim yuvam her şeyden önemli. Bak. Ben buna yani nasıl söyleyeyim size... Azmedildim diyeyim yani. Yani beni tahrik etti. Nasıl tahrik etti? Bana çıplak videolarını attı, işte ne bileyim. Ama atsaydı onları eşiniz de görürdü. Ben görmedim. De böyle bir saniye. Mehmet Bey, hiç bunları yapmayın. Lütfen oturun. Lütfen oturun. Lütfen. Mehmet Bey, bana o telefon numarasını bağlar mısın? Peki bir şey soracağım. Şimdi hanımefendiyle ilgili bunu öğrendiniz ya. Pişman mısınız yuvanızı yıktığınıza? Evet, ben bunu cumartesi günü öğrendim. Tamam. Birisi bana bağlandı. Tamam. Daha doğrusu bana ulaştı. Pişmanlığınız ve kızgınlığınız niye? Kızgınlığım niye? Benim çocuklarım için. Ben atıyorum, hiçbir şey olmadığını farz edelim. Eşim bu bayanı onayladığını farz edelim. Hayır, Hülya Hanım, hiç alakası yok. Bu sizin basiretsizliğiniz. Bakın, eğer evlilikte diyorsunuz ya, bayanın özel hayatıyla ilgili bir takım şeylerden bahsediyorsunuz. Evliliği yıkan cinsel ilişki varsa
zina. İşte yok, yok. Cinsel ilişkide yoksa... Kızgınsınız. Yanlış bir insanla yanlış bir ilişkiye adım attım, yuvamı yıktım ben diye. Ben eşimden yana da kızgın değilim. Bakın ben eşimden yana da kızgın değilim. Yaptığınız tamamen... eylem güven sarsıcı davranışlar. Bu da evlilik birliğini temelinden sarsar. Bu da boşanma benim sebebi. Benim zaten şu an burada konum evlilik değil. Bak siz beni dinlemiyorsunuz. Siz hayır. Benim konum siz, evlilik değil. Olayı, tamam. Benim evimde çalışıyorsunuz. O onun problemi. O onun problemi. Onun hayatı onu bağlar. Nasıl onu bağlayabiliyor ya? Mehmet benim Bey, evime... Bakın, sen bu kişiyle... Niye benim sende şeylerim yok? Kadına gidiyor, Rabia'ya mesajlar gidiyormuş. Hani resim attığımızda ben gidiyormuş, video attığında gitmiyor. Gidiyormuş. Niye yok ben onlar? Sizde, ben onu görmeyince siliyordum bak. Mehmet Bey, şunu anlamıyorsunuz. Sen bu kişiyle bil bilme, hiç önemli değil. Bir yakın ilişki kurmak için, bir hoşlantı sebebiyle... Evet. ...yakın o teması kurabilmek için... Evet. ...hep iletişim halinde miydin? Hayır. Karın seni niye terk etti ya? Hep iletişim halinde olmadım. Ara ara yazan kimdi? Mesajlar atan kimdi Mehmet Bey? Bir görüşmeyi umut ettin değil mi? Ara ara yazan kimdi? Ne yaptınız? İş buldunuz mu? Bir tane mesaj var. Kahveye gelebilir miyim? Heh, tamam. Sizin gizlediğiniz şeyler var mı? Meryem Hanım, siz çocukların yanına yaklaşmalı mısınız? Sizin gizlediğiniz şeyler var mı? Yani Esra Hanım ben... tabii ki de yaklaşabilirim. Sıkıntı yok. Esra Hanım... Sizin gizlediğiniz şeyler var mı? Benim gizlediğim ne gibi Esra Hanım var mı? Tekrar soruyorum. Benim gizlediğim şeyler yok Esra Hanım. Hı? Gizlediğim şeyler yok. Yani sen çocukların yanına yaklaşabilir misin? Yani yaklaşmamam gerekiyorsa yaklaşmam. Yaklaşmaman gerekiyor. Neden? Neden Esra Hanım? Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi sevgili seyirciler. Şimdi sen bu konuyla ilgili gerekli cezayı çekmişsin. Yargılanmışsın. Cezaevine girip çıkmışsın. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Biliyor musun? Tamam, doğrudur o zaman. Neden bahsettiğimi biliyor musun? Yani tam ne geldi bilmiyorum yani açıklamayı. Cezaevine girdin mi? Evet, yattım. Söyledim zaten. Ne kadar zaten. Süre? Ne kadar beyefendiyle süre? Konuştuk, yattığımı da söyledim. Ne kadar süre kaldın? 9 yıl. Hangi suçtan? Yani cinayet suçu. Şimdi Meryem, beni burada ilgilendiren senin mesleğin değil. Senin dadılık yapmak istemen. Ve geçmişte... işlemiş olduğun cinayette orada ölen, mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Ya Mehmet, şunu alın benim karşımdan, bir parçalamayayım. Dakika, hiç bak. Ben de oyuna geldim, anlayamıyor musun? Hayır. Buradaki beni ilgilendiren Instagram'da istediğini yapar, TikTok'ta istediğini yapar ama şu var. O saatten sonra bak sen... Bununla ilgili yargılanmışsın, cezanı çekmişsin ama sen çocukların yanına yaklaşmamalısın. Geçmişteki olayın detayları nedir tam olarak? Ezan'ı ben buraya 3-4 buraya geliyorum 4. Dört defadır buradan kalkmıyorum, oturuyorum, saygımı hiçbir zaman bozmadım. Bu başka, sen bu gelmedin. Başka bir şey. Sen kendini oyuna getirdin. Bu başka bir şey. Yani bir şekilde oyunun içine dahil oldum ya ama istemeyerek oldum. Mesela ben geçen gün, Pazartesi günü mü? Pazartesi günü yayında zaten... Ya sabır sizin, ver daha neler çıkacak. Sizin bu açıkladıklarınızın ya. Hepsini ben burada açıkladım değil mi? Esra Hanım, ben size bir şey yani sormak istiyorum. Yani hayatımızda çocuklarımızın yanına sokacağımız olan insanlarla... ...bizim fiziksel beğenimiz her şeyden önemlidir. Evet. Ve sizin yapacağınız bundan sonraki hayatınızdaki tüm mesleklerde çocuklardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum sizler. Meryem Hanım. Esra Hanım, ben o olay tarihinde 18 yaşından küçük olan bir kişiydim. 17 yaşındaydın. Evet, ayrıca 16 yaşındaydım. Bu son adli tıp raporuyla gerçekleştirildi. Yani ortaya çıktı bunlar hepsi. Anneniz mi işledi bu cinayeti? Bu kazayla ilgili olan bir durum. Anneniz mi işledi? Hayır, kesinlikle. Hayatım, kazayla nasıl oldu kazayla? Yani onlar geçiyor şeylerde. Şimdi detaylara girmek istemiyorum. İnsanların da Ramazan, herkes oruçlu. Bir kere daha tansiyonunu düşürmek istemiyorum. Çocuk gömülü bulunuyor. Ay kalbim. Allah Allah. Yani özellikle kazı yapılmış. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpekler ilk başta kız çocuğuna ait olan eşyaları koklatıyorlar. Hemen ardından arama köpekleri araştırma yapıyorlar. Bir bina var. O binanın mekruh, kimsenin yaşamadığı bir yer. Oraya gömülü bulunuyor.
Orada dosyada bile ben üzerine suç atılı çocuk olarak geçiyorum. Suça sürüklenen çocuk. Suça sürüklenen çocuk olarak geçiyorum. Kim sürükledi? Yani orasını adalet biliyor, devlet biliyor kimi sürüklediğini. Yani burada ben onu konuşmak şöyle istemiyorum. Ama bunu Meryem Hanım, açıkçası 15 ve 18 yapmadı. Yaş arasında olmanız bir şey fark ettirmiyor. Ama bu bizim Türk Ceza Kanunumuza göre bir cezada indirim sebebi. Eğer 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almamış bir çocuk ağırlatılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlerse kanun koyucu bunu cezada indirim yapıyor ama bu ceza 18'den aşağı olamaz. 18 ve 24 yıl arasında. Sanırım siz 22 yıl ceza almışsınız. İnfaz yasasına göre de herhalde 9-10 yıl yatmışsınız. Yani suçu işlediğiniz sabit orada. Değil mi? Yani işlediğim sabit görünüyor olabilir ama benim işlemediğim kesin. Anneniz mi? Yok, hayır. Tamamen. Tamam. Bu yargılanma yapılmış, infazı gerçekleşmiş. Benim burada vermek istediğim bir en büyük mesaj, çocuklara yaklaşmamalısınız, çocuklardan uzak durmalısınız. Hele ben dadıyım, dadılık mesleğini yapacağım diye böyle bir mesleğe ve alana asla girmemelisiniz. O yüzden sordum, siz çocuklara yaklaşmalı mısınız diye. Hanım, ben çocuklara tabii ki de yaklaşabilirim. Çok bunda bir şey yok. Yapmadığım bir şey için niye yaklaşmayacağım? Mehmet Bey, duygusal ilişkiniz ilerlemiş olsaydı. Duygusal ilişki hiçbir zaman olmadı. Zaten burada kaç kere de ispatlanmış bir şey bu. Ben şunu sormak istiyorum. Ben zaten bunları Palatesi günü ben de bunları burada açıkladım. Hatta Meryem Hanım falan... size az önce yanlışsam düzeltin Meryem Hanım. Cezaevine girdiğimi Mehmet'e söyledim mi dediniz? Evet haberi var. O da bana söyledi. Siz bunu biliyor muydunuz? Aynı evet, şeyleri biliyorum. Ben de yaşadım aynı diye. Hayır, ama böyle bilmiyordum. Ne bana biliyordunuz? Anlattığı şekil... Savga kaydı bile istesem bunları yazmayacaktı zaten. Bilemeyeceksin gene. Amcayı öldüren... Konuştukça batıyorsunuz Meryem, yani. Amcayı öldüren... Bak, Meryem'in amcası evet öldürüldü. Kim evet. öldürdü Meryem? Nasıl yani? Amcanı kim öldürdü? Ben onda bir bilgim yok. Amcam öldürülmedi. Peki, annenin öldürdüğü kişi kim? Onu ben bilmiyorum Esra Hanım. Hiç Anladım. Haberim Peki. yok. Yani benim anlamak istediğim yani. Esra Hanım... Özkan Edirne'de... hemen Özkan'a bir dönelim. Özkan, hoş geldin yayına. İzleyebilir miyim ben, bakabilir miyim? Evet, hoş bulduk. Şu anda Edirne Havza Şerbetler köyündeyiz. Sizin de biraz önce anlattığınız ve Meryem Hanım'ın da kabul ettiği olay yerindeyiz. Şöyle ki izin verirseniz hemen toparlayacağım ve yayın konum da olacak. Yıl 2011, Şubat 15 ve öğlen saatleri. 8 yaşındaki Hasret şu görmüş olduğunuz yoldan okula gitmek üzere yola çıkmıştı. O esnada da ki bunlar ifadelerde mevcut, Meryem Hanım küçük Hasret'i sana kedileri göstereceğim diyerek şu noktaya kadar getiriyor ve eline bir taş alıp önce Hasret'in kafasına taşla vurup Hasret'i bayıltıyor ve Hasret'i yine göstereceğim. Eğer izin verirseniz göstermek istiyorum olay yerinde. Yine babaya söz hakkı vereceğim ama bakın Hasret'i oradan alıyor. Hasret'i bu taşla vurduğu yerle Meryem Hanım'ın yaşamış olduğun evin bitişiği bu ev. Bu evde o zamanlar kimse yaşamıyor ve bu eve getiriyorlar. Şimdi biraz buraya çıkmamız sıkıntılı olacak. Sizden özür diliyorum ama Gürdal arkadaşıma yardımcı olma... çıktı, tamam, çok güzel. Bakın o zaman burası toprak. Yani zemin toprak ve küçük Hasret'i buraya diri diri gömüyorlar. Ve o akşam saatlerinde öğleden sonra Hasret'in evde okula gitmediğini öğrenen öğretmeni annesini arayaraktan Hasret'in gelmediğini beyan ediyor. Ve bunun üzerine önce köyün camisinden bir anons yapılıyor Hasret'i aramak üzere. Daha sonra kolluk kuvvetlerine, bölge jandarma bölgesi olduğu için jandarmaya bilgi veriliyor. Ve jandarma arama işlemlerine başladığında eğitilmiş köpeklerle bu bölgeye geliyorlar. Çünkü anne çocuğu bahçeden ben yolladım okula gitmek üzere. Çünkü köy yeri burası, okulda yakın. Burada kaybolduğunu tespit ediyorlar ve jandarmanın yapmış olduğu araştırmada en son köpek bu noktayı gösteriyor. Ve size dediğiniz gibi o zaman zemin yumuşak. Gelen komutanlarımız
toprağın yumuşaklığını yakaladığında ve orada yapılan çalışmada 7-8 yaşındaki Hasret'in cansız bedenine ulaşıyorlar. Bu arada mikrofonu... Ve yine Meryem Hanım ifadesinde bu olayı kendi yaptığını beyan ediyor. Bu arada mikrofon uzatacağım bir kişi vardı. O kişi Hasret'in yakını mı? Hasret'in babası, baba çok üzgün. O günlere geri döndüğümüzü söyledik. Üzgün yüzünü göstermek istemedi ama şimdi babanın yanına gidiyorum. Hemen babaya da o günleri... Evet, çok acı. Allah kimseye vermesin. İlkay Bey, yaranızı, acınızı tavsiye ediyorum ama bizim için çok önemli. O gün ne oldu? 2011 yılı Şubat 15. Öğretmen saat 2:30-3 sırası telefon etti bize gündüz. Kızınız öğleden sonra okula gelmedi diye. Biz de ondan sonra konu komşuya baktık. Jandarmaya ondan sonra haber verdik. Anons yaptırdık. Nitekim gece 2:30 sıralarında kızımı gömülü bulduğumuz yeri bulduk o zaman. Peki burada Meryem Hanım'la annesi Sebahat Hanım kalıyorlardı. Evet. Onlardan o anda şüphelendiniz mi? Yok, şüphelenmedim o anda. Komşunu nasıldı? Peki komşu değil derdi ama şüphelenmedim o anda onlardan. O saatte şüphelenmedim erkekten. Peki nasıl böyle hunharı canavarca böyle bir olay yapmışlar? Bunu yapan insan olamaz zaten. Peki, şu anda biliyorsunuz canlı yayınımızda. Meryem'in dadı olarak iş başvurusunda bulunduğunu yayında öğreniyor. Buna tepkisi nedir? Evet. Yani çocuk işinde, çocuk bakımında çalışmak istediğini duyunca herhalde siz çıldırmış olmalısınız. Kendine yeni kurban bulmuştur. Bu aileden korkuyor musunuz? Bir kişiyi sormak istiyorum Esra Hanım. Siz o zaman mahkemeyi takip ettiniz. O zaman mahkeme çıktığınızda kimin öldürdüğü, yani Meryem Hanım kendisinin yapmadığını şu anda yayında söylüyor. Acaba annesi mi yaptı ya da yaptırdı? İkisinden biri. Annesi de olabilir, kendi de olabilir. Çok da iyi biliyorlar, çok da iyi biliyorlar. Kendi yaptı, büyük bir ihtimal kendi yaptı, annesi yardım etti. Neyi çok duyuyorsunuz iyi biliyorlar? Duyuyorsunuz şu anda Meryem Hanım değil mi? Siz diyorsunuz ki kimin yapıp yapmadığını iyi biliyorlar. Ne demek istiyor? Ya kendini aklamaya çalışıyor ama Allah'ıma şükür. Ya söyleyeceklerim bu kadar. Yani şimdi Meryem bir ifade kullandın. Dedin ki kimin yapıp yapmadığını iyi biliyorlar dedi. Kim biliyor bunu? Babası mı biliyor? Yani herkes biliyor. Bunu mahkemede de çok söylediler. İfadelerinde de çok söylediler. Kim bu kişi yaptı yapmaz... peki? Köy muhtarına kadar bu kişi yapmış olamaz dediler. Bu böyle bir şey yapmaz dediler. Böyle senin biri için değildi. Mi? Evet. Bütün ifadeler sen... var. Tamam. Bütün ifadelerde senin yapmadığın söyleniyorsa niye sen cezaevine girdin? Yani bana baskı uygulanıldı. Kim uyguladı baskıyı? Üzerine yıktı. Aklım ermiyordu. O şekilde evet ama dedim. Ama 16 bak, 16-17 yaşındasın. Şimdi 12 yaşından sonra, özellikle de 11 yaşından sonra o yaşlarda aklın erebildiği, iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırt edebileceğin, neyin ne olduğunu farkındasın. Yani bu suçu senin üzerine yıkan birileri mi vardı? Ve koca jandarma, oradaki tüm görevliler, o adli personel hiçbir şey anlamadılar da seni mi cezaevine soktular? Bunu mu söylemek istiyorsun? Yani bilmiyorum, orasını bilemiyorum. Şimdi, yapmayın o zaman. Meryem Hanım şunu ifade edeyim. Bu olay yaşandığında... Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şurası bakın çok önemli. Gürdan bir çevirir misin? Şöyle şunu anlatmak istiyorum. Bakın. Çocuğu öğlen saatinde kafasına taş vurup buraya getiriyorlar. Bakın bu kazıp gömdükleri yerin bitişi bu. Meryem Hanım ve annesi Sebahat Hanım'ın yaşadığı burası Esra Hanım. Bakın şu gördüğünüz tuğlalı yer. Bakın yan yana evler. Yani bir çocuğu alıp buraya kimsenin gömme şansı yok. Yani böyle bir ihtimal yok. Evler bitişik burada. Çünkü burası Meryem Hanım'ın baba tarafından akrabalarının evi. Bunların evi olmadığı için buraya yerleştiriyorlar. Ve şu görmüş olduğunuz, şu anda burası yıkık dökük kalmış artık. Şu çalıların olduğu yer, bu evin giriş basamak noktası. Bu yerde Meryem Hanım ve annesi Sebahat Hanım yaşıyor. Bir de bir erkek kardeşleri. Bir, bakın hemen sağ taraf. Yani evlerin duvarları yan yana aslında. Şu gördüğümüz camı kırık olan yerde çocuğumuzu gömdükleri yer. Peki Hülya Hanım. Şimdi... bakın evde şurası. Bakın. Tamam, devam et Özkan. Hiç bölmeyelim seni.
Hasret'in, bakın yaşamış olduğu evi görüyorsunuz çalıların arasında. Bu evle bu ev arasında 20 metre mesafe var yok. Yani şuradan 3 adım atlarsam şu ağacın olduğu yer zaten Hasret'in evinin bahçesi. Bu kadar çok yakın. Şunu da söylemek istiyorum. Meryem Hanım'ın annesi Sabahat Hanım da kendi öz abisini öldürüyor. Ve bundan ceza yatıyor. Cezadan çıktıktan sonra annesinin yaşamış olduğu köyde yaşıyorlar. Daha sonra buraya babasının evine geliyorlar. Buraya getiren de aslında komşuları İlkay Bey traktörüyle o köyden bu köye eşyalarını taşıyor. Yani komşuluk olarak yardımcı oluyor. Şimdi Meryem Hanım, o dönemde ifade edildiği gibi siz ısrarla yapmadığınızı söylüyorsunuz. Anneniz şartlı salıverilen bir kişi. Bu konuda size yardımcı oldu mu? İfade etmek istediğiniz şey o mu aslında? Öyle bir şey değil. Ha? Öyle bir şey değil, alakası ama yok. Ama bu yargılama sonucunda bakın, bu olay infial yaratan şey. Evet, insanlar bizim... Benim ismini geçirdiğim ama kabul edilmeyen bir kişi. Ben ismini geçirdim, kabul edilmedi. Neden? Bakın, başına darp alarak yaralanan bir çocuk var. Ama adli tıp raporuna göre ölümün gerçekleşmesi nedeni başına sert bir cisimle vurulması değil, boğulma. Canlı olarak toprağa gömüldüğü için bu çocuk vefat ediyor. Adli tıp raporunda da sabit. Bu o zaman normal bir, yani yaralanma yani, eyleminin dışında canavarca şey hisle ya, öldürmeye giriyor. Hı. Ve bunu da kamufle etmek amacıyla o yerin kazılması, profesyonel bir şekilde üzerine eşyalarla örtülmesi apayrı bir kişi ve sizin de yaşınız itibarıyla o olayın şokuyla bunları yardım almadan yapabilmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Bir isim verdim dediniz. Ne, kimdi o isim? Üstünden geçmiş artık, ben söylesem de bir farkı yok. Sonuçta niye o cezayı ben yattım. O çileyi ben çektim. Hayır, niye söylemedin? Yani tek kişi olmadığını mı altını çiziyorsun? Yok, bir kişi. Bir kişi. Aileden mi, uzaktan biri mi? Köyden bir arkadaş mı? Kendi birinci derece akrabam değil. Ben birini sorabilir miyim Esra Hanım? Cumartesi tabii günü bana ulaşanlardan birisi bana güneşin selamını söyle demişti de. Acaba söylediği kişi bunlardan biri olabilir mi? Hayır, benim akrabam değil o. Yok, Güneş diye birisini tanıyor musun yani? Benim akrabam değil diyorum. Bu olayla da alakası yok. Akrabası mıymış, tamam. Benim akrabam değil o. O çocuğun 8 yaşındaki çocukla alakası nedir? Kimin? O yanındaki bahsettiğin kişinin. Orasını bilemem. Bir isim verebilir misin? Var mı? Ekranda çıkmayacak bu yani isim. Büyük yani, büyük bir ihtimal var abla. Ne? Büyük bir ihtimal var. Ne var? Yani o kişiyle onun arasında bilmiyorum. Peki ama bu, sen o gün bunu ifade ettiğinde, anlattığında, incelemeler yapıldığında çıkar. O ismi defalarca söylediğine göre kabul edilmedi diyorsun. Böyle yok, hayır şey... öyle tacizdir macizdir bir şey çıkmadı zaten. Öyle bütün raporlarında şey gelmiş o. Bir şey olmamış öyle. Ya benim ifadelerim de var. Ben her şeyi düzenli peki, bir şekilde aldım. Peki niye o insan mesela, o insanla ilgili gerekli işlem yapılmadı? Hiç bilmiyorum. Sen hatırlıyor musun? Ya gerçekten ben dilekçe ismi... bile yazdım. Cezaevinden kaç sefer dilekçe bile yazdım. Hiç. Hiç mahkemede İlk şeyi bile geçmedim. İlk ifaden de yalnız değildim. Yanımda birileri vardı deseydin olayın seyri değişebilirdi. Ama ben bilemedim. Bak benim annem cezaevinde yatmış diye hep sürekli annem mi yaptı? Hadi söyle annenin yaptığını. Hadi söyle annen yaptı değil mi? Nasıl yaptı? Anlat. Ben ilk defa hayatımda karakola düşmüşüm. İlk defa... Kim kazdı orayı çocuğu gömmek için? Bilmiyorum, onu görmedim. Nasıl peki, görmediniz? Peki çocuğu kim koydu oraya? Kazanı görmedim. Kim koydu çocuğu oraya? Abla ismini yazdım, verdiğim kişi koydu işte. Ben yazdım, dilekçelerimde var, yanında şeylerimde var. Yanında mıydın peki? Sonradan dahil oldum, oradaydım. Mesela, gördüm ya, olayın üstüne gittim yani. Olayın üstüne gittin. Sonuç? Sonuç, o dışarıda, Meryem içeride. Şimdi ceza çek, bizim ceza yasamıza göre insanlar ceza aldıktan sonra ıslah olduğunu düşünüyoruz. Ve topluma kazandırmaya çalışıyoruz ama bundan sonra da uzmanlık alanım değil ama rehabilite edilmesi lazım insanların. Belirli programlar dahilinde. Şimdi gidiyoruz, sizin... gidiyoruz İlya abla, hepsine gidiyoruz. Şeye... Meryem Hanım, ama sizin özel bir yaşam alanınızda burada müdahale etmek ve oraya girmek istemiyorum ama bu dadıllık yapma ya da bu oyunun içerisinde dahil olma, bu hiç uygun değil. Siz bu saatten sonra gidin istediğiniz işi yapın, bambaşka işlerde çalışın, kafede çalışın, onu yapın, bunu yapın ama çocuklardan uzak durun. Hele ben dadıyım diye hiç ortada dolanmayın. Ama bir ben dadılık... yapmadığım için, kendimi bildiğim için ben
uzak hayatım, ben sana bir şey soruyorum. Görmüyorum. Senden sabıka kaydını isteselerdi verebilecek miydin? Verecektim. Dün size de burada çıkarttım. Sabıka kaydım temiz çıktı. Sabıka kaydını isteseydi ya da bu süreci ya ben böyle bir suçtan dolayı cezaevine girdim, böyle bir insan hayatını mahvettim, bir çocuk benim yüzümden gün yüzüne, gün ışığına hasret kaldı, o ana babayı, evlatsız bıraktım diyebilecek miydi? Benim yüzümden olmadığı için derdim Esra abla. Böyle bir şey sonuçta olabilir ben mi kalkıp ya? Da ben bunu tek başıma ben bunu yapmamışım ben ya da birisi de beni zorlamamış. Tek başına yapmadıysan o zaman bir ve birden fazla kişi siz cezaevine yatardınız. Hayır, ben bunu planlı ben bunu yapmamışım. Bunu da ben yapmamışım. Ama anladım, ben yatmış olabilirim. Anladım. Neyse, bu saatten sonra dadı olamayacağını biliyorsun. Sıkıntı yok, olmayız. Dadı olamayacağını biliyorsun. Olmayız. Zaten siz de, Mehmet Bey, bu durumda size da olmazdım zaten. Siz de nefsinize hakim olun. Siz nefsinize hakim olmadığınız sürece sizin başınıza gelmedik halt kalmaz. Esra siz hala beyninizle değil başka yerinizle düşündüğünüz sürece başınız beladan kurtulmaz. Ben size söyleyeyim. Aklınızla bak burayla, burayla ve biraz da kalbinizle düşüneceksiniz. Doğruyu yanlışın ne olduğunu fark edeceksiniz. İki dakikalık, üç günlük hevesler için ne üç çocuğu heba edeceksiniz, ne ailenizi, ne karınızı, ne sevdiklerinizi üzeceksiniz. Doğru söylüyorsunuz, evet. Şöyle bir şey var Esra Hanım, ben size bir şey söylemek istiyorum. %100 haklısınız bu konuda. Mesela diyorsunuz ki sizden sabıka kaydı isteseydi verecek miydiniz? Yani böyle bir şey ne eşimin aklına geldi ne benim aklıma. Beyefendi yani. Size söylemiş, anlamıyor musunuz? Ama bana bakın anlattığı şekil. Kızınız kıpırdamamış. Tatlıcıya gitmişsiniz siz ya. Tamam, biz orada otururken anlattı zaten. Anlatmış işte size. Sizde ama hiçbir bakın, şey yok. Hülya bakın Hanım, çocuklarınız 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında. Cezaevine girdim çıktım diyor. Bunu da kendi şeyiyle söylemiş. Sizde tık ama yok ya. Ama bana nasıl anlatıyor Hülya Hanım? Bana diyor ki. Nasıl anlatıyor ben size? Diyor, siz o, Hülya Hanım. Bakın anlattığınız olayda bile telaffuz etmekten çekiniyorum. O olayda bile kendinize menfaat şey yapmışsınızdır. O olayın içerisinde bile televizyonu izlerken şeytan beni dürttü diyorsunuz ya, evet. Aynı şekilde o olayı anlattığında ceza yönünü değil nefsinizi düşünmediysen buradan kalkmak nasip olmaz. Peki olmadı. Öyle olsaydı bence. Siz o olayda bile bir kadının böyle bir mağduriyet yaşadığını, çocuğun bildiğiniz için buna açık olduğunu düşündünüz. Sizin tavrınız buydu. Öyle bir şey olsaydı evet, peki Hülya Hanım bir dakika. Buydu. Tamam siz söylediniz. Sabıka kaydı niye istiyorsunuz? Ya en ağır suçtan şey yapmış, cinayetle. Ya, soruyorum Türkiye'ye soruyorum. Dadı olarak aradığınız kişinin cinayet sabıkası varsa 2 yaşındaki çocuğun yerine sokar mısınız? Ama normalde ben... Ama aması yok. Ama siz beni şu an konuşmuyorsunuz. Meryem'e dönmek istiyorum. Meryem, o ismi verecek misin? İsim ekranda çıkmayacak. Söyleyecek misin? Bir şey olmayacağı için vermeme gerek yok. Nereden yani. Biliyorsun? Olmayacak çünkü. Nereden biliyorsun olmayacağını? Olmayacak. Olsaydı o zaman olurdu. Üstüne basa basa söyledim. Olmadı. Yani hiç Adalet Er ya da GH işler onu kim yaptıysa, o kazıyı kim... şimdi kazıyı sen yapmadıysan, başka biri yaptıysa... Sen gömmediysen, o gömdüyse, sen suçu üstlendiysen, o zaman bu ortaya çıkmadıysa Hatta iki farklı kişiden orna materyaller, şeyler filan bir şeyler çıktı dediler. Evet. Onlar bile öyle kaldı. Nasıl eğer olabilir ki böyle bunu, bir şey? Bunu o zaman zikrettiğiniz ve yargılama dosyasının içerisinde isim ve deliller girdiyse artık o konuda bir şey yapılamaz. Ama bu konuda gerçekten samimiyseniz ve o isimler dosyanın içerisinde yoksa yeni delillerle yargılanmanın yenilenmesi sebebi olabilirsiniz. O yüzden İsmi eğer aktarmadığınız bir şey varsa dosyanın içerisinde küçüktüm o dönem aktaramadım dediğiniz bildiğiniz bilgiler varsa babanın halini görüyorsunuz. Yani ne yapayım? Yani söylemek ne ister gerekiyor? Misin bu ismi? O ismi... Ya ben söyledim, onların kendisine de söyledim, mahkemede de söyledim. Peki yani şu anda yayında söylemek hiç isteniyor. Hiç duymadılar diyorsun. Bile. Bu arada bak yayında biplenecek isim kim olduğunu söyle. Gerçekte böyle bir isim varsa. Evet var. Şimdi duymadılar diyorsun. Duymayla mektup, yazılı bambaşka şeyler. Söylemek istiyorum. Gerçekte böyle bir isim var mı yok mu? Yoksa olayı manipüle etmek için böyle bir şey mi ortaya attın? Yok, olayı manipüle etmek için o zaman da öyle bir şey yapmadım. Şimdi öyle bir şey yapmam. Niye o zaman bu kız çocuğunu yaraladınız? Zaten o şekilde niye şey oluyor. Niye bu kız çocuğunu yaraladınız? Bakın 16-17 yaşındaki çocuk suçun ne olduğunu anlamlandırabilir. Ama irade yeteneğini yönlendirmede zayıf olduğu için ceza indirimi yapılır. Bu çocuğa niye zarar verme ihtiyacı hissettiniz?
Ben böyle bir ihtiyaç hissetmedim Hülya Hanım. Niye zarar verdiniz peki? Ben basit bir şekilde soruyorum. İşte ben yani, kendim vermedim. O çocuğa ne oldu da gömüldü? O çocuğun kafasına kim vurdu? O çocuk niye orada bayıldı? Bayıldıktan sonra öldü sanıldı. Niye gömüldü? Şimdi birinin düşse bir yeri yarılsa sakın annene söyleme dersin. Orada iki dakika gönlünü yaparsın, gönderirsin geri. Ya da gider dersin ki ya biz işte şunu şunu yaparken kafası yarıldı dersin basit bir mevzuysa. Ama çocuğun bilmemesi gereken ve söylememesi gereken bir şeyse... Susturmak çocuk, için. Çocuğun işte kafası niye yarıldı? Nerede düştü? Kim düşürdü? Kafasına kim vurdu? Ben söyledim gerekenler orada. Anladım. Ben gerekli ifadeleri verdim, gerekli cezayı da çektim diyorsun. Esra Hanım, ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yani bu cumartesi günkü, işte pazar günkü bana ulaşanlardan bir tanesi. Hatta ilk yayına geldiği günde hani dediler ya benim evim yandı, işte bir şeyler oldu falan filan. Pınar Esra'daki evi neden yanmış onu sorabilir misiniz? Kimi? Pınar Esra'daki evi neden yanmış onu sorabilir misiniz? Özkan'a acil bağlanıyorum hemen. Efendim? Babaya bir soralım. Bir isimden mi bahsediyordu? Özkan sendeyiz. Evet. Meryem Hanım olay olduktan sonra adliyede ve mahkemelerde amcasını suçlamış. Yani bu olayı amcasının yaptığını beyan etmiş. Ama ilk haybede diyor ki o zaman diyor olaydan sıyırmak için diyor saçmaladığını söylüyor. Çünkü her şey bütün deliller diyor onu ve annesini gösteriyordu. Ama suçu üstlendiği için diyor suç ona kaldı. Ama Meryem Hanım ısrarla amcam öldürdü, amcam gömdü. Tamam işte hala daha böyle konuşmaya devam etsinler. Hala daha yazık olmaya da devam etsin. Hoş geldiniz. Nasılsın? Kötü biz çünkü dün yayından sonra direkt babam hastaneye kaldırıldı benim. Buradan direkt biz zaten otel haricinde direkt şeye gittik. Hastaneye gittik acil bir şekilde. Çünkü babasının kolu kırıldı. Babamın hem kolu kırıldı, hem çatladı, hem de çıkık var. Dün ben gittim saat 7'de, gece saat 12.30'da ameliyatı aldılar babamı. Saat 6 gibi ameliyatı bitti. Platin taktılar. 2-3 gün hastanede kalacak. O platinin uyup, kemiğe uyup uyumadığına bakacaklar. Uyumazsa bir daha bir ameliyat geçirecek. Bir operasyon daha geçirecek. Onu bir daha çıkaracaklar. Kaynayana kadar o kemik orada. O şekilde hastanedeydik bütün gece. Bugün de hani ben boşanma evraklarını falan... Bu konuda Mehmet'e söylemek istediğin bir şey var mı? Ya bir şey söyleyeyim. Sence Mehmet'in söyleyeceği bir şey var mı? Kendisi bilir. Ben artık ondan bir şey... Ne diyeyim ki? Olan oldu yani. Babamın kolu gitti yani artık. Onun bir şeyi artık onu geri getirmeyecek. Mesela bu saatten sonra nasıl birbirinizin yüzüne bakacaksınız? Oldu da barıştınız. Ben bir şey istiyorum Esra. Ben mesela her zaman kötü değil, iyiyi düşünürüm. Oldu da karın dedi ki ya Mehmet seni affediyorum dedi. Nasıl yüzüne bakacaksın? Ya şöyle bir şey var. Zaten ben dün bu olaylar olduktan sonra otele gittiğim zaman yani gece uyuyamadım zaten. Bütün gece eşimle de konuştuk bu konuları. Telefon ya konuşması. Ben ona söylendim dolu. Evet. Eşimle de konuştuk. Bayağı bir uzun süre gece 3'e 4'e kadar falan konuştuk galiba. Tam saatini hatırlamıyorum şu an. Ondan sonra yani ben de çok üzüldüm. Yani ondan sonra yaptıklarıma. Zaten ben buradan... Ziyarete gidecek misin kayınpederine? Evet, ben de onu sizden rica edecektim. Şöyle. Niye benden rica ediyorsun? Yetişkin insanlarsınız. Yok, şu konuda rica edecektim. Yani gerekirse sizin ekibinizle beraber hastanede ziyaret edip, elini öpüp barışmak. Çünkü şöyle bir durum var. Adamın tek şartı varmış, ben de onun kolunu kıracağım diyor. Olur, tamam. Kabul ediyorum. Peki. Ben her şeyi kabul ediyorum bu saatten sonra. Çünkü... Af dilemek istiyorsunuz, elini öpmek istiyorsunuz. Çünkü evet, niye şöyle? Çünkü ben eğer... Ben de olsam, benim babama bu hareketi yapsalardı, ben daha değişik şeyler verdim. Benim eşim, yani sakinliğini korudu, şey yapmadı yani... Çok enteresan çok tabii. Şey bir o andaki Rabia'nın tepkisi çok farklıydı. Evet. Şimdi Rabia, sizi buraya getiren olay Mehmet'in programa başvurması ve yuvanızı yıkan da onun işte bu ihanet, işte duygusal anlatma, biriyle yazışması sebebiyle senin evi terk ettiğini söyledi. Her geçen gün, her geçen konu, her geçen zaman sizin iyiliğinize değil, sizin evliliğinizdeki sorunları daha da ortaya koydu. Evet. Yani siz dadı aramasaydınız bu noktaya gelir miydiniz?
Ya dadıyla bir alakası yok aslında. Mehmet düzgün durmuş olsaydı biz gene bir dadı bulmuş olsak gene bu problemler olmayacaktı. Ben buraya şöyle yüzleşmeye geldim açıkçası. Babamı hastanede bırakıp geldim. Benim babamı suçluyor. Diyor ki senin baban yaptı. Benim babam senin yani benim yuvamı senin baban yıktı diyor. Mesajlar vermiş. Diyor ki Fatma ablayla bir oldunuz diyor. Aslında, o mesajları yani bana gösterecek eğer benim öyle bir şey varsa. Benim yuvamı dadı yıktı. Dadı Meryem yıktı. Çünkü beni dedi azmettirdi, tahrik etti. İşte benim üzerime onu saldılar. Ben de duygularıma, nefsime hakim olamadım dedi. Hayatımızdan, yaşamımızda eğer çalışıyorsak, bu artık ortak gelişen dünyada, modern dünyada herkes o kadar çok çalışıyor ki evde birilerinin, evde çalışan birilerine de ihtiyacımız oluyor. Ama o işi yapacak olan insanların kapasitesi bizim için çok önemli. Hele bir de çocuk baktıracaksak o çocuğa bakacak olan kişinin ne kadar güvenilir olduğunu ilk başta sorguluyor olmamız lazım. Çok değil doğru mi? Söylüyor. Çok doğru söylüyorsunuz bu konuda. Evet, biz mesela bu sen yaptık. Bunu sorgulayabilir misin? Bu saatten sonra mı? Hayır. Bunu sorguladın mı? Tabii ki sorguladım. Yani mesela boyuna, bunu... posuna, kaşına, gözüne alacağın maaşı sormadan önce, onlara bakmadan önce. Ya Meryem daha önce kaç çocuk baktın, bana referans verebilir misin dedin mi? İsterseniz bu soruya hiç ben cevap vermeyeyim, direkt Meryem Hanım cevap versin. Peki. Meryem senden referanslarını istedi mi? Yani anlattığım şeyler oldu evet. Sordu hayatımla ilgili işte yaşam hayır, tarzını. Hayır. Ya ben sana kendi çocuklarıma baktıracağım. Bana daha önce eğer çocuk baktıysan referanslarınla yani daha önceki geçmişteki ailelerle hayır, beni yok. Tanıştırır mısın dedi yok, mi? Yok öyle bir şey istemedim. Peki sen ona ya ben iyi bir çalışanım, benim referanslarım var, bu bilgileri sizle paylaşabilirim dedin mi? Yok ben de demedim. Daha önce çocuk bakımı hizmetinde çalıştınız mı? Evet. Kaç yaşındaki çocuğa baktınız? 7 yaşındaydı. Kaç yıl baktınız? 1,5 yıl. 1,5 yıl. O aileyle beraber mi yaşadınız? Evet yanlarında kaldım onların. Çocuk bakımıyla. Hı hı. Peki o bilgiyi bana verebilir misin? Şu anda veremiyorum Esra'la çünkü onlar Hatay'a taşınmışlardı zaten. O yüzden yanlarından ayrılmıştım. Anladım. Ondan sonra gerçekten, otelde işe başlamıştım. Bak Meryem gerçekten Esra çocuk Hanım. Baktın mı bakmadın mı? Baktım o... abla. Ha baktın. Bak. Dün de dedin ki ben bir iş buldum. Hani bir an önce dedin işime gitmem gerekiyor dedin. Bu yeni bulmuş olduğun iş yine çocuk bakımıyla mı ilgili? Yok hayır değil. Kendi yaptığım işimle asıl işimle ilgili. Ha spa merkezi. Evet. Orada çalışacaktın. Şimdi bir iş yapıyorsun ve orada diyorsun ki aslında cümlelerin arasında ya ben... Çok da iyi kazanıyordum ama bir anda bu çocuk bakımı işine girmenin gerçek nedeni nedir? Gerçek nedeni biraz uzaklaşmak istedim abla. Hani tutturursam o işten devam ederim dedim. Hı-hı. Beyefendi de zaten uzun düşündüklerini söyledi. Hani biz kısa düşünmüyoruz dedi. Bizimle uzun yıllar dedi çalışabileceğinizi düşünüyoruz dedi. Çünkü biz bu oturduğumuz yerden de taşınacağız. Eşime kayınpederim işte babası mı dükkan mı açacak dedi. Dükkan mı işletecekler? Öyle bir şeyler olacak dedi. Yarın öbür gün siz çocuklarla tamamen baş başa kalacaksınız. Eşim çalışırsa. Şimdi hani çocuk bakımı konusunda insanın gerçekten donanımlı olması gerekiyor. Yani ya evet sen haklısın. Şey Esra abla sen son derece haklısın. Ben bu hayır, konuya katılıyorum. Çocuk ben sana... doğurmak bile çocuk evet. bakabilirsin. Aman o yeteneklere sahipsin demek değil açıkçası. Çünkü insan anneliğinde daha ilk çocukta anneliğinde çocuğa nasıl bakılacağını öğreniyor. Onun ben hep söylerim yediğinden içtiğinden ziyade duygusal dünyası. Benim için her şeyden çok daha önemlidir. İnsan zaman geçtikçe ya da tecrübe kazandıkça yani daha genç yaşlarda hepimizde vardır hep daha iyi niyetli düşünürüz ama yaş ilerledikçe hep böyle ilk başta en kötüyü düşünürüz. Belki de o en kötüyü düşünme bizim kendi savunma mekanizmamız. Acaba dün akşam tüm bu yaşananlardan sonra ekran başına izleyenlerin herkesin de kanı dondu. Yani mesleğini dadı olarak açıklayan birinin geçmişinde 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına son vermesi ve onu daha yaşarken aslında gömmesi ve bu haberi insanlar dehşetle dinledi ve izledi. Acaba dün akşam kendi kafanızda en kötü senaryoyu düşündünüz mü? Zaten Esra Hanım, Palatesi günü ben bu yayına geldiğimde öğrendiklerimi size açıkladıktan sonra burada da söylemiştim yani. Eğer bunlar benim çocuğumun başına gelseydi zaten benim sinirlenip de saldırmamın da amacı oydu yani. Kesinlikle eşim ya da şey değil yani. Eğer benim çocuklarıma başına böyle bir şey gelseydi bir ömür boyu bunun nasıl söyleyeyim psikolojisiyle yaşayacaklardı. Yani belki de kişilikleri bozulacaktı, bir şey olacaktı. Tabii ki bunları düşündük yani. Ama siz Meryem'i önce çocuklara dadı olarak değil, kendi göz zevkinize hitap ettiği için onunla yakın iletişim kurdunuz. Ya o konuda bu da gerçeği şöyle, gözden kaçırmayın. O konuda da şöyle söyleyeyim yani ben
Zaten Meryem Hanım'la bir şey yapsaydım, şimdi kaç 10 gündür buradayım, illaki çıkardım. Zaten ben herhangi bir yakınlaşma fiziksel vesaire... Fiziksel anlamda yakınlaşmanızdan bahsetmiyorum. Evet. Sizi onunla buraya getiren konu, yani çocuklara dadı olmasından ziyade sizin onunla yaşamak istediklerinizdi. Belli aslında bir nefsinizdi. Evet, belli bir süreden sonra zaten ben buraya gelince de söylemiştim yani. Öyle bir mesaj atmıştım yani. Evet. Bir yani yerden bir sonra, kaçamak evet. yapmak, eşinizi aldatmak sebebiyle çıkmış olduğunuz bir ilişki vardı. Adı konmamış, yaşanmamış ama o ilişkinin oluşması için iletişim vardı değil mi? Ya bir iletişim yoktu da sadece bir tane mesaj vardı. Yani ne ondan bana gelen bir şey vardı ya da ne de benim ondan yana giden bir şey yoktu yani. Ortada bir şey yoktu. Sen en kötü senaryoyu düşündün mü? Evet. Böyle durumlarda ilk öfkemizi en yakınımızdaki, karşımızdaki insana çıkartırız. Yani Mehmet'e bundan dolayı daha ağır bir öfke duydun mu? Ya dünkü olaydan sonra evet. Zaten ben olumsuz olarak değerlendirmiştim Meyrem Hanım'ı. Sonradan Mehmet'in Meyrem Hanım'la farklı yönde konuşması çıktı ortaya. O beni daha da çok... Dün şeyden. Yayında duyduklarından sonra Mehmet'e daha da öfkelendi mi kocana? Tabii ki. Yani çocuktan başına bir iş gelmiş olsa yani daha kötü şeyler olacak. Ya çocukların başına bir şey geldikten sonra da yani kötüler, zaten en kötüsü o zaten yani. Onun şeyini ben de kaldıramazdım zaten. Onun vicdan azabını ben de kaldıramazdım. Bu arada telefonlar var. Dün de yayına gelen telefonlar vardı. Yine Meryem'lerin yaşamış olduğu köyden. Meryem'i tanıyan bir köylü canlı yayında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Nedir ihbarınız? İhbarım, kendisini ben iyi tanıyorum. Hı hı. Olay olduğunda zaten sabaha kadar aradık kızımızı. Hı hı. Onun evde bulduk. Jandarmayla falan işte yani. Kaç saat şimdi arandı çocuk? Çünkü okula gidiyorum diye evden çıkıyor. Sonra öğretmen diyor ki, ya niye gelmedi bu çocuk okula diye anneye sorduğunda. Aslında o 8 yaşındaki kız çocuğun kaybolduğu fark ediliyor. Köylü kaç gün ya da kaç saat aradı kayıp çocuğu? Yok, öğle yemeğine çıkılıyor burada saat 12'de öğrenciler. Hı hı. O zaman fark ediliyor. Ondan sonra zaten aramaya başladık. Hı hı. Jandarmaya haber verildi. Gece 2.30'a kadar falan aradı kakuçular, işte istihbaratlar, yani çeşitli görevlilerle. Hı hı. İşte evinin yanındaki köylü binada, metro binada bulundu. Hı hı. Kendisi de tabii tutuklandılar o gece annesiyle beraber. Hı hı. Anne de içeri girdi. Bunun yaşlı tutmadığının dolayı suçu bu üstlendi. Yaş 16 olunca. Hı hı. Anne dışarı çıktı. Şimdi ben ona soracağım şimdi. Buyurun. Baba adı Arif. Meryem Hanım. Babanın adı Arif değil mi? Hı hı. Evet. Meryem Hanım. Meryem Hanım duymuyor sizi. Siz sorun benim sorularınızı. Baba adı Arif. Hı hı. Anne adı Sebat. Evet. Abisi Şenol, hı hı. Ablası Fikriye. Hı hı. Ama ailesinin bununla alakası yok. Yani şimdi, suç zaten şimdi. Yargılanmış beyefendi. Açıklayacağım ama rütükten korkuyorum ceza yemeyesiniz diye. Anladım. Peki, yani benim toplantıda yani da... Anladım. Anne hala aynı köyde mi? Anne yok. Anne çıktıktan sonra burayı istemiş. Jandarma haber verdi o günkü muhtara. Muhtar kabul etmedi. Anladım. Başka bir yerde kendi hayatını sürdürüyor. Kendi şu anda galiba böyle bir bakım evinde olduğunu duymadık. Biliyorsunuz. Yani. Diğer aile üyeleri o kayıp köyde mi? Hepsi kayıp. Şu anda burada kimse yok. Aslında bütün aile darma duman. Herkes bambaşka bir yerde. Darma duman. Anne yok, baba yok, abi yok. Ablası artık evlendi mi bilmiyorum onu. Ama köylü için, orada yaşayan herkes için de yaşanan bu olay çok da büyük bir travma. Yani o günden sonra bir daha anladığım kadarıyla o köydeki çocukların hiçbiri hem kendini huzurlu ve güvende hissetmemiştir. Hem de o köylü, orada yaşayan normal halk kendine gelmemiştir. Teşekkür ediyorum. Telefon için kapandı da galiba. Şimdi, hoş geldin tekrar.
Rabia'cığım, tüm bu olaylardan sonra sizi boşanmaya, senin babanın evine gitmene, çocukları kocana bırakmana sebep olan bu ihanet olayından sonra bir ayrılık kararı almıştın. Bu süre içerisinde kararında herhangi bir değişiklik oldu mu? Ya dün oldu biraz. Dün oldu. Dünkü yaşanan olay seni nasıl etkiledi? Ya ben ne, yani ben boşanıp gitsem bile Mehmet her zaman bir bakıcı arayacak üç çocuğa çünkü bakabilmek için. Bakabilmek için her türlü yolu bulacak. Belki daha kötülerine düşecek. Yani çocuklarımın ben yaşamasını istiyorum. Başlarına bir şey gelsin istemiyorum çünkü ben bir anneyim. Onun için ben çocukların başına gideceğim. Hani eşimi ne kadar sevmesem de nefret de etsem, ben aldatılmaya alıştım artık ama çocuklarımı bırakmayacağım. O yüzden hani barışacağım, ayrılmayacağım. Kocanla barışacaksın ama şunu da yapabilirsin, anlaşmalı boşanma yapıp çocuklarınızı kendi yanınıza alıp yine çocuklarınızın başına anne olabilir ve evlilik birliğini de bitirmiş olabilirsiniz. Ya şöyle bir şey var, ben çocukları alıp babamın evine gittiğim zaman bu sefer diyecek ben çocuklarımı istiyorum çünkü vermiyor bana. Bu sefer o çocukları aldığı zaman, ben çocukları aldığım zaman daha sıkıntıya gireceğim. Şimdi bu olay ikiniz için de çok acı bir tecrübe, yani kötü bir tecrübe oldu ya. Evet. Tüm bu yaşananlardan ve duyduklarınızdan sonra herhalde eskisi insanlar olmazsınız. Dün geceden sonra değişmişsinizdir. Hoş geldin. Beni bazı konuklar çok şaşırtır. Rabia da o şaşırtan konuklardan biri. Sana niye şaşırıyorum sence? Yani aldatmış birine kabul ettim için. Yo, ona şaşırmam ki ben. Bilemiyorum şu an. O bir af, o iki kişinin kendi ortak kararı. Yani duygular yoğunsa bazen gerçekleri görmeyiz. Hiç ona, hiç kimse dışarıdan müdahale edemez. Evet. Sadece dışarıdakiler sana doğruyu söyler ama sen yine duymak istediğini duyarsın. Evliliğini devam etme konusundaki kararın nedir? Evet, devam edeceğim. Üç çocuğumu da bırakmak da istemiyorum. Onlara kıyamıyorum. Bu konuda beni çok şaşırtıyorsun. Yayında bu evliliğin Mehmet seni tehdit ettiği için devam etmek istediğini söylüyorsun. Ama dün mesela yayın bittikten sonra yo ben evliliğime devam edeceğim, yanlış anlaşıldım ifadesinde kullanıyorsun. Şimdi Rabia bu evliliğe devam ediyor mu? Evet. Kendi isteğime herhangi bir baskı, tehdit var mı? Kendi isteğim. Çocuklarım büyüdüğü zaman demesinler annem kendi hayatını kurtardı bizi Akdeniz. Büyüdükleri zaman desinler ki annem de babam onu ne kadar aldatsa annem bizim için affetmiş. Bizi atmamış sokağa, kabul etmiş. Yeniden gelmiş desinler istiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm çok zor. Okulda zorlanıyordum. Liseye gittik zorlandım. Yani anne özlemi hep vardı içimde. Ben yaşamadım. Çocuklarıma da bunu yaşatmak gerçekten istemiyorum. Ha buraya da çıktım. Mehmet'in tarafı her defasında bana dedi ki hani onu kabul etme. O gitti geldi, gitti geldi. Ondan sana kadın olmaz dedi her seferinde. Ben hiçbir zaman onun ailesini kendime takmadım. Hani herkes konuşur. Ben kendimden eminim çünkü ben her gidip geldiğimde namusumla geldim. Gittiğim yerler gerçekten de belliydi babamın söylediği gibi. Ama ben çocuklarım büyüdüğü zaman benim arkamda olacaklarını biliyorum. Kendime de söz veriyorum çocuklarım büyüyüp arkamda durduğu zaman her şey çok daha farklı olacak ama şu an 3 tane çocuğum çok küçük. Bir tanesi 4, bir tanesi 3, bir tanesi 2 yaşında. Çok küçükler. Evet, ben onları kimseye bırakamam. Babasının durumu da iyi. Yani geliri de iyi olduğu için çocuklarıma bir devlet kurumasına da vermek istemiyorum. O gün söyledim ama hani şu şekilde hani ben bir an önce kurtulayım da ondan hani çocuklarım ne olursa düşüncesine de bir an kapıldım. Ya ben Mehmet'ten kurtulayım da çocuklar ne yaparsa yapsın. Sinirden. Ama işte 2-3 gün geçince bir de 2-3 haftadan beri de çocuklarımı görmeyince çocuk özlemi de ağır basıyor. Ama eminim ki bir gün çocuklarım büyüdüğü zaman bana sahip çıkacak. Ve bu yayını izlediği zaman... Ama bu çocukları sakın yanlış anlama. Birçok ebeveyn bunu yapıyor. Çocukların üzerine bir gelecek inşa ediyorlar ve çocuklarından beklentiye gidiyorlar. Beklenti değil. Hani demek istediğim şuydu. Hani büyüdükleri zaman demesin ki annem babam aldatmış ama annem de bizi atmış. Büyüdükleri zaman annelerini sağlıklı görebilecekler mi Rabia Hanım? Siz kendinizle çelişiyorsunuz. Mehmet Bey'e de iftira mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Mehmet Bey'den size yönelen bir tehdit var mı? Soru bu. Yok şu an için yok. Dün ne var dediniz? O dün ben tehdit altındayım dediniz Esra Hanım'a. Tehdit de önemlidir. Baskı altındayken çocuklar var diye o eve dönmeniz doğru bir davranış değil. O zaman sağlıklı bir anneleri olmayacak.
O da sinirle söylemiştir. O kadar anlattığınız yere göğe koyamadığınız çocuklar anne bakımına ve şefkatine muhtaçken, evet, babanızın evi çok yakın. Hiç oraya gitmemişsiniz, uğramamışsınız çocukları bu süreçte de. Yani bu ne yaman çelişki, ben anlamıyorum. Ama ben kadının ağzından çıkan tehdit ibaresinde çok ciddiye alanlardanım. Evet. Yani dün Türkiye'nin huzurunda ben tehdit altındayım, baskı altındayım, dönmek zorundayım diyen sizsiniz. Onun cevabını ben vereyim mi Hülya Hanım? Cevabı sizde değil ki, orada cevap. Yani yok, ben başka bir şey söylemek istiyorum o konuda da. Çünkü salı gününkü yayındı galiba, tam hatırlamıyorum. Ve pazartesi de olabilir. Yani çocuklarınız hakkında hani tehditte nasıl bir şey konuştuk tam hatırlamıyorum da. Çocuklarla şöyle, anneyi tehdit edip bu evliliği bitirirsen çocukları bir daha göremezsin dedin mi? Öyle bir şey demedim. Bu arada evet. Meryem biliyorsunuz ki kendisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra ayrıldı. Tam çıkarken de Caner ona mikrofon uzattığında yapmış olduğu açıklamalar var. O açıklamalarda bakın kendini nasıl savundu. Ben bunu açıklamak isterim. Evet, amcamla alakalı olan bir durum. Bu olaya dahiliyetim nasıl var? Zorlu bir şekilde var. Ama yapmadığım bu kişiyle bu cinayeti işlemediğim de kesindir. Olayda varım dedin. İş bittikten sonra dahil oluyorum. Çağırdığında ben gördüm. Orada zaten niye çağırdı seni? Kazma kürek vermiştim onları almak için. Onları almak için kapıdan uzandığımda gördüm. Gördüğümde zaten o direkt beni içeriye çekti. Hani ben kesildim zaten. Tek yapabildiğim ağlamaya başlamak oldu. Sonra? Hiçbir şey dedi, kimseye dedi. Bak çaktırmıyorsun dedi. Gebertirim seni dedi. Şimdi orada bu olayı benim yapamayacağım kesin. Bu olayda birinin daha dahil olma olasılığı %80. İki kişiye ait DNA örneği bulundu dediler orada evin içinde. Amcam annemin üzerine, annemin sabıkası olduğu için annemin üzerine yıkmaya çalıştılar. Ben de annemin yapmadığını söylemem üzerine. Yapmadı. En son artık tamam ben yaptım diyerek suçu üstlendim. Benim üzerimde cezasını yattım. Burada vicdanı varsa ona öncelikle bana yaşattıklarını ve diğer kişiye yaşattıklarını nasıl yaptı, nasıl bu işin içerisinden sıyrılabildi? Buna hiçbir şekilde aklım almıyor. Allah'ından bulsun. Umarım inşallah bu dünyada olmasa da öbür dünyada adalet onun için sağlanacak. Ben buna inanıyorum. Vallahi adalet çocuklar için sağlansın. 8 yaşında Hasret isimli bir kız çocuğu hayatın en güzel döneminde caniler tarafından yok edildi. Aynı zamanda diri diri gömüldü. Bir daha hiçbir güç o çocuğu bir daha geriye getiremeyecek. Ama bu yayınlar ve bundan sonraki yayınlarda en azından bu kişinin dadılık mesleği yapamayacağını hep beraber öğrenmiş, anlamış ve ekran başındaki seyircilerimize de internet ortamında böyle iş ilanlarına itibar etmemeniz gerektiğinin altında çizmiş olduk. Rabia'nın, Mehmet'in amcası telefon hattındaydı. Şimdi de Rabia'nın halası telefon hattında. Saadet Hanım hoş geldiniz yayına. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun lütfen. Esra Hanım görüyorsun işte. Görüyorsun bunların böyle sonu böyle git gel. Bak amcasının dediği gibi. Yani böyle evlilik olur mu? Evcilik oyunu gibi. O evet. Sanki evet. Arada 3 tane çocuk yokmuş. 3 tane canlıya hayat verip birey yapabilecek, yetiştirebilecek evet, düzeyde ve kapasitede değiller mi her ikisi de? Değiller hiç. Esra Hanım en çok zoruma giden şey oldu. Buyurun. Esra Hanım en çok zoruma giden şey oldu. Bak o Meyrem söylemiş. Demiş ben böyle hapiste yattım. Hı. Ondan sonra böyle bildiği halde onu eve getirmeye çalışandan hayır çıkar mı? Hayır çıkar mı? Böyle evlilik olur mu? Ha. Bence yanlış konuşuyor. O ilk kaçtığında, ben Rabia'yı aradım. Sabahına Rabia'yı aradım. Benimle artık Rabia ile muhatap olamayacaktım. Benimle muhatap olacaktım diye kızın elinden telefon almış. Telefonla beni görüştürmediler. Ben mi yapmışım? Benimle muhatap olacaksın diyor. Bundan sonra Rabia ile değildi. Benim kardeşim bunu hak etti mi? Yani? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.